Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben GamePub kanalından Furkan Demir. Bugün sizlerle FIFA 20 ve PES 20, PES eFootball, PES 20 2020'nin yeni çıkan haberlerini paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz bugün büyük bir gelişmeyle, son dakika haberiyle PES 2020 Juventus'un sözleşmesini aldı. Yani Juventus'la partnership anlaşması yaptı. Ve bu da FIFA'ya vurduğu büyük darbelerden biri oldu. Bu sene FIFA 20'de üzücü olacak ama Juventus takımının adını göremeyeceğiz artık. Juventus FIFA'da ismen yok. Yani PES'te nasıl Manchester City ve Manchester United Man Red'le Man Blue diye geçiyorsa bu sene de Juventus Piemonte Calcio takımı ismiyle geçecek. Biliyorsunuz FIFA yani son yıllarda PES'e nazaran damgasını vuran bir oyundu ve şu an yani hepimiz kimse reddedemez futbol oyunlarının tahtında oturuyordu. PES artık rakip bile değildi FIFA'ya o derece. Ama şöyle ki futbol severler FIFA'yı da son 3 senedir kendini tekrar ettiğini düşünüyordu FIFA'nın. Ve artık PES'in ben de katılıyorum. Ben de yılların FIFA'cısıyımdır. 2005'ten beri her sene FIFA oynarım. FIFA'nın artık ciddi bir rakip bulması gerektiğine inanıyordum. Ve PES'in bu seneki bu lisans hamleleri benim açıkçası çok hoşuma gitti. FIFA'yı bu sene biraz hakikaten sıkıştırdılar. Zaten Milan ve Inter 2018'den beri PES'le anlaşması vardı sanırım. 2018 ya da 2017 olması lazım. Yani İtalya Ligi'ne bir göz kırpmıştı PES. Bu sene de Juventus'la tam bir partnershiplik imzalayarak FIFA'ya ağır bir darbe vurdular. İtalya'nın en büyük 3 takımı, yani Roma'yı saymazsak, yani şu an PES'in elinde. Ve İtalya Ligi'nde de şöyle bir sıkıntı var. Mesela Barcelona da yıllardır PES'le çalışıyor, Konami'yle çalışıyor ama Barcelona'nın ismi No Camp olmasa da takımının ismi ve formaları FIFA'da bulunuyordu ama İtalya Ligi'nde şöyle bir sıkıntı var. İtalya Ligi takımlardan ayrı olarak lisanslanıyormuş. Yani İtalya'ya özel. Bu yüzden FIFA'nın İtalya Ligi'ni alması hiçbir şey değiştirmeyecek arkadaşlar. Juventus'un adı Piemonte Calcio olarak geçecek. Formaları da keza orijinal formaları olmayacak büyük ihtimalle. Ama FIFA'ya bağlı olduğu için oyuncu isimlerinde bir sıkıntı çıkmayacak. Bunda emin olabilirsiniz. Ultimate Team'de de gene bu isimle geçecek. Peki Konami bu sene başka nelerle imzaladı? İngiltere Ligi'ne de bir çıkartma yaptılar. Biliyorsunuz yıllardır Arsenal ve Manchester United'ın ismi yoktu. Bu sene Arsenal ile Manchester United ile de anlaşma imzaladılar. Ayrıca Bayern ile de anlaşma imzaladılar. Kısa bir Dortmund macerası vardı Konami'nin. Bu sene Bayern Münih'i seçtiler. Bunlar da partnershiplerinden biri. Ayrıca geçen seneki ortaklarından Monaco ile de devam edeceklerini söylediler. FIFA ise biliyorsunuz Volta ile büyük bir merak uyandırdı. Sokak futbolunu birleştirdi, entegre etti. Ama yani benim forumlarda takip ettiğim kadarıyla İtalyalı taraftarlar bayağı sinirlenmiş durumda. Çünkü ligin 4 büyük, 4-5 büyük takımından 3'ünü şu an Konami almış durumda. Yani diğer Milan'la Inter'in de gidişatı belli değil. Onlar da ismini kaybedebilir FIFA'da. Tehlikeli yani. O yüzden biraz İtalya sallantıda yani. FIFA fanları İtalya'da çok üzülmüşler. Ben Reddit ve diğer forumlarda öyle gördüm. Bir diğer sıkıntı da biliyorsunuz FIFA Belçika'da artık Footpoint satamıyor. Belçika hükümetiyle biraz anlaşmazlıkları var. Belçika hükümeti bunu biraz kumar olarak görüyormuş. FIFA ise bunun Panini'deki oyun kartlarına benzediğini söyleyerek savunma yaptı ama Belçika'da yasaklandı. Avrupa Birliği ülkesi olduğu için Almanya ve Hollanda'da da yasak konuşuluyor. Hatta bir forumda da Amerika'da da loot box'ların sıkıntısının olacağını duydum Ultimate Team'de. Yani bu aralar FIFA için iyi günler değil. Bir de benim kanımca yani FIFA 16'dan beri cidden oyun mekaniklerinde yani grafiklerde ufak iyileştirmeler var ama
Oyun mekaniklerinde hiçbir değişiklik yok. Mesela Ultimate Team'de ve normalde de fark etmişsinizdir. Siz yapay zeka çok rahat yeniyorken oyun sonuna doğru yapay zeka bir kafa yiyor. Size top bile değmiyor. Tiki taka ile böyle saçma sapan vuruşlar, goller oluyordu. Yani bunlar mesela yıllardır değişmiyor. Yine Impact Engine motorunda sıkıntılar var. FIFA yıllardır rakipsizdi. Bu yüzden kendini geliştirmedi. Konami de biraz ayrı ayrı takımların lisanslarını alarak FIFA'yı sıkıştırmaya çalışıyor. Tabii oyunun dinamiklerini çok fazla geliştirmesi lazım. Bir de Konami'nin bir sıkıntısı zaten oyunun adı FIFA. Yani lig lisanslarını FIFA'dan alması çok zor. Şampiyonlar Ligi'ni de kaybettiği için işte böyle anca tek tek takımlarla anlaşma imzalayarak sıkıştırabilir. Onlar da bu sene bu taktiği geliştirmişler ama İtalya'dan cidden iyi yüklendiler. FIFA'da da bu sene söylenenlere göre Real Madrid, Atletico Madrid, Dortmund, bugün de anlaştıkları üzere Liverpool'la partnership imzaladılar. PSG, Marsilya, Chelsea ve Manchester City olacakmış. Demoda öyle ilk söylentiler. Yani onlarla anlaşma imzalamış. Buradan da gördüğümüz üzere İtalya Ligi'nde ağır eksiklikleri var FIFA'nın. Almanya'da da keza. Sadece Dortmund kaldı ellerinde. Münih'i kaybettiler. Yani benim şahsi görüşüm EA Sports gibi büyük bir firmanın Konami'ye Juventus gibi ki Juventus'u da biliyorsunuz FIFA'nın eski partneri birkaç senedir şeyde vardı yani demoda hatta Ronaldo sayesinde de vardı. Yani FIFA'nın daha yüksek teklifler verip Konami'den çok kolayca alması lazımdı. Yani yaptıkları çok büyük bir eksiklik ve hata. Acemilik de olamaz. Herhangi bir bahaneye açık değil. Yani son yıllarda FIFA kötü yönetiliyor, kötü hazırlanıyor. Kim ne derse desin. Kalitesini arttıramıyor. Umarım Konami PES'le beraber, PES 2020 ile 2021 ile beraber FIFA'yı iyice zorlar ve ağır darbeler vurur. Temennim o yönde. Ben de bir FIFA'cı olarak her sene FIFA'nın gelişmesini istiyorum. Genel hatlarıyla böyle. FIFA'cılar üzgün. Bu sene ilk kez yani FIFA yıllardır böyle bir şey gözükmediydi. FIFA tarihinde yok belki. İlk kez bir takımın adı orijinal olmayacak FIFA'da. Yani hayal kırıklığı. Ben gerçekten üzüldüm. Bakalım daha neler görecek, gelecek göreceğiz önümüzdeki günlerde. Videomuzu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki videolarda tekrar kanalımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.